Arkadaşlar, kaç gündür konuşuyoruz. Artık yapalım şu maçı. Biz varız vallahi. Değil mi Baykuş kız? Baykuş kız, sen de mi futbol oynuyorsun? Hem de gayet güzel oynar. Çünkü onun hız yeteneği var. Tamam o zaman. Arkadaşlar, 2 dakika bekleyin. Hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun Şakir? Futbol kıyafetlerimi giymeye. Çocuk meşhur tabii. Bir sürü kıyafeti var. Yine bir yere mi gidiyorsunuz yoksa? Hayır Mega Kutu. Arkada bir futbol sahası varmış. Orada futbol oynamaya gidiyoruz. Sen de gel bizimle. Maç yapmasan da tribünde seyredersin. Hem tezahürat yaparsın, çok iyi olur. Ara sıra benimle de konuşursanız olabilir aslında. Konuşuruz tabii Mega Kutu. Niye konuşmayalım? Bilmiyorum. Kendimi hep dışlanmış hissediyorum. Aşk olsun Mega Kutu. Bak, pijama askeriler de burada. Onlar da seni çok seviyor. Kedi çocuğa sor istersen. Ben seni çok seviyorum. Teşekkür ederim Baykuş kız. Bil mukabele. O ne demek Mega Kutu? Yani karşılıklı demek. İşte geldim arkadaşlar. Bakın, topumu da getirdim. Hadi hemen gidelim. Her zamanki gibi yine arkada kaldım işte. Bekleyin beni. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi gayet büyük ve güzel bir saha. Hadi şimdi takım kuralım. Pijama askerler, siz bir takım olun. Brawl Stars'larla ben de bir takım olayım. Anlaştık Şakir. Bir dakika, kuralları da ben belirlemek istiyorum. Kaleye gol atan kazanır. Ayrıca kazanana benden sürpriz hediyeler var. Her zamanki gibi süpersin Mega Kutu. Yalnız ilk önce takım çalışması yapalım. Toplanın arkadaşlar. Bu kadar süre yeterli. Düdüğü çalıyorum ve maç başlasın. Evet, Kral Şakir topu aldı. Şu anda top pijama askerlerin ayağında. Fazla sevinme Kral Şakir. Kaleye doğru gidiyorum ve gol. Tüh ya, ilk golü yedik, görüyor musun Şakir? Süpersin kertenkele çocuk. Her zaman maçta çok iyisin zaten. Arkadaşlar, bu sefer biraz daha dikkatli oynayalım. Lütfen. Top bu sefer kedi çocukta. Kedi çocuk aldı topu, gidiyor. Fakat bir hata kalktı. Topu ayağından aldı ve maalesef top kalenin dışında kaldı. Tüh ya, bayağı da iyi götürmüştüm aslında. Neyse Bibi, üzülmek yok. Hadi bir daha deniyoruz. Bu sefer top Kral Şakir'de ve güzel götürüyor aslında. Baykuş kız dikkat et. Kertenkele çocuk topu Kral Şakir'in ayağından aldı. Fakat top yine Kral Şakir'in ayağında ve gol! Gol attım. Şu anda durum 1-1 berabere. Yani iki tarafta iyi gidiyor. Bu sefer top kedi çocuğun ayağında. Fakat Bibi ondan topu kaptı. İyi gidiyor. Ve gol! Baykuş kız, kaleden niye o kadar çok uzaklaştın? Hiç anlamıyorum. Al işte bak, ikinci golü attılar. Islak mendilimi düşürmüştüm de onu almaya gittim. Maçın galibi Kral Şakir ve Brawl Stars ekibi. Yuppi, yaşasın. Arkadaşlar, harika bir maçtı. Teşekkür ederiz. Gerçekten Bibi, sen de çok iyi oynadın. Şakir, sen de harikaydın. Mega Kutu, hediyelerimiz lütfen. Hepinize benden yiyecek yağmuru. Süpersin Mega Kutu. Bu kutlama harika oldu gerçekten. Mega Kutu, sanki sarardın soldun gibi. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum arkadaşlar. Allah Allah, ne oldu acaba? Demin gayet neşeliydin. Kusura bakmayın. Galiba ben ufak ufak gidiyorum. Eyvah!
Bu hiç başımıza gelen bir şey değil. Ne yapacağız şimdi? Yani biz burada başımıza böyle bir şey gelince hemen ambulans çağırıyoruz. Başka çaremiz yok. Biz de öyle yapacağız o zaman. Hadi hemen çağıralım. Çocuklar, hasta neredeydi? Efendim, önünüzdeki çanta. Nasıl yani? Çocuğum, benimle dalga mı geçiyorsunuz? Koskoca ambulansı niye meşgul ediyorsunuz? Bu mega kutu. Aslında kendisi gayet güzel konuşur, sohbet eder, gezer tozar. Hatta az önce bize bir sürü hediyeler verdi. Ama birdenbire kendini kötü hissedip bayıldı. Biz de çaresizlikten sizi çağırdık. Allah Allah, daha neler göreceğiz acaba? Tamam peki, bir muayene edeyim o zaman. Sonuçta biz evrensel tıp adamlarıyız. Daha önceki rengi de böyle miydi? Yani biraz solmuş olabilir ama genellikle bu renkte. Peki önceden nefes alıyor muydu? Evet evet, nefes alıyor, konuşuyor, görüyor, duyuyor, yürüyor. Yani bizim gibi tüm yaşamsal fonksiyonlara sahip. Anladım. En iyisi hastaneye götürelim. Orada durumunu kontrol ederiz artık. Bir dakika bir dakika, kendine geliyor galiba. Ne oldu bana çocuklar? Hala gözüm dönüyor sanki. Bize hediyeler verdikten sonra biraz düştün bayıldın o kadar. Şimdi nasıl hissediyorsun? Daha iyiyim sanki. Peki bu beyaz önlüklü adam kim? O doktor. Sen bayılınca biz de ambulans çağırdık. Eğer hala kendini kötü hissediyorsan seni hastaneye götürecekler ve kontrol edecekler. Yok yok, ben hiçbir yere gitmem. Tanımadığım kişilerle hiç gitmem. Gayet iyiyim. Çok iyiyim. Görüşürüz. Allah Allah. 40 yıllık doktorum, böyle şey görmedim. Özür dileriz. Ama gerçekten az önce çok fenaydı. Tamam çocuklar, sorun değil. Çantanızın iyi olmasına sevindim. Hoşça kalın. Üf, ucuz kurtardık. Şimdi mega kutunun iyileşmesine mi sevinelim? Yoksa ambulansı boşu boşuna meşgul ettiğimize mi üzülelim? Bilemedim vallahi.